Sokrates'ten merhaba. Puma'nın desteğiyle Kırmızı Köşe'nin yeni sezonuyla karşınızdayız. Puma sporcusu, Fenerbahçe Beko'nun ve milli takımımızın önemli ismi Mete Can Birsen'le ile birlikteyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Tabii maçları konuşacağız. İki tane maç var bekleyen, Belarus ve Büyük Britanya karşılaşmaları, ama esasen tabii biraz da belki kariyer odaklı başlangıçta da gidebiliriz. Çünkü Türk basketbolunda işte kurallar yıllar boyunca çok değişti. Yabancı kuralları, işte milli takıma belirli dönemlerde hani oyuncu yetiştirme açısından belki sıkıntı da yaşandığı söylenebilir. Ama senin hani Karşıyaka'daki çıkışınla birlikte milli takım rotasyonunda çok vazgeçilmez bir konuma geldiğinde hani ortada. Yaz dönemini biraz anlatabilir misin? Yani Alba Berlin'in bir ilgisi vardı yanılmıyorsam. O ne kadar ciddiydi? Karşıyaka sonrası Fenerbahçe dönemi nasıl başladı? Evet, öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dediğiniz gibi güzel bir başarılı iki sezon geçirdim Karşıyaka'da. Orada basketbolumu geliştirdim. Güzel, dediğim gibi başarılı iki yıl geçirdim. Avrupa'da final oynadık Şampiyonlar Ligi'nde. Burada da tabii ki emeği geçen başta Ufuk Sarıcı'ya da buradan bir kez daha teşekkür ederim. Oyunumu geliştirmemde çok büyük bir katkısı oldu. Aynı zamanda ilk milli takım döneminde de beni ilk 5 başlatıp bana güvenen kişi de oydu. Evet, sonunda da bu yaz da güzel bir yaz oldu benim için. Çalışma fırsatım oldu bireysel olarak. Aynı zamanda tatil bakımından da iyi geçirdim yazı. Sonunda da evet, bazı yoğun bir sezon geçti yani transfer bakımından. Alba Berlin'in de bir ilgisi olmuştu. Bu da beni onur etmişti. Tabii ben de düşünme fırsatım oldu ama sonunda Fenerbahçe'nin de ilgisi yükselince ben de kariyerim açısından doğru kararı bu şekilde vermeye çalıştım. Ve şu anda da olduğum konumdan da mutluyum. Ya çok uzatmak istemiyorum aslında o bölümü. Stüdyo çünkü biraz sıcak, biliyorsun. Evet. Alba teklifi belki hani programın odak noktası değil elbette, ama şu açıdan ben başlangıçta söylemek istedim. Sonuçta bizim ligimizin de kalitesiyle birlikte çok fazla ihracımız yok. İşte biliyorsun 10-15 yıl önce hani Ender Aslan, Serkan Erdoğan, Kaya Peker hani ayrı ayrı dönemlerde de gitmişlerdi. İşte İbrahim Kutlay'ın zaten yurt dışında, Mirsad'ın keza deneyimleri var. Hani senin o Alba Berlin'le olan temasın ne seviyedeydi ve neden hani burada hani Euroleague'de, Alba Berlin de Euroleague'de, evet, ama Türkiye'de Euroleague oynamanın da tabii şeyi başka. O kararını biraz öğrenmek için tekrar etmek istedim. Evet, yani dediğim gibi zaten beni çok mutlu etti bu teklif. Zaten hedeflerim doğrultusunda istediğim de bir süreç aslında. Yani Avrupa'da oynamayı halen çok istiyorum. Fakat zaten benim de geçmişim olarak Fenerbahçe'de oynamışlığım da zaten altyapılardan itibaren 10 sene boyunca Fenerbahçe'de oynadım ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ve dediğim gibi yani Avrupa'nın belki de dünyanın en sayılı kulüplerinden birini oynama fırsatımı bulunca pek de düşünmedim açıkçası. Milli takım deneyimiyle alakalı, yani çok erken yaşlardan itibaren farklı kategorilerde hani merkezde olduğunu söyleyebiliriz. İşte hani altın jenerasyonun da bir parçasıydın elbette. Yani milli takım kariyer gelişimini nasıl anlatırsın? Yani altyapılarda işte oyun kurucu oynadığını da ben hatırlıyorum ki birçok oyuncumuz, yani işte Furkan Korkmaz da mesela, evet, hani o da oyun kurucu oynamış. İşte Hidayet Türkoğlu keza aynı şekilde. İstersen hani oradan biraz alarak biraz kronolojik ilerleyelim. Evet, alt yaş milli takımlarında oynamamın büyük bir avantajı oluyor hepimizde. Yani çok küçük yaştan itibaren, 15 yaşımızdan itibaren orada büyük tecrübeler ediniyoruz ve sayısız da başarılar elde ettik aslında. Yani çok iyi takımlarımız oldu ve yetenekli oyuncularımız oldu ve şu anda da takım arkadaşları da çoğu. O yüzden şimdiye baktığımda da zaten çok iyi bir kimyamız var şu an milli takımımızda da. Tabii ki başarılar herkes istiyor. Biz de bunun için çok yoğun çaba sarf ediyoruz ve eninde sonunda istediğimiz başarıları elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu 95-96 jenerasyonuna baktığımızda da beklentiler
bireysel anlamda biraz daha fazlaydı aslında. Çünkü o dönüşümü, milli takımdaki gençleşmeyi bundan belki 3-4 yıl önce de hani bekleyenler vardı. Biraz A takıma geçişte sıkıntı yaşandığını aslında söyleyebiliriz. Yani çünkü potansiyeli ve başarmışlığı çok fazla olan bir jenerasyon. Bizde hiçbir zaman belki o yatay geçiş mükemmel olmadı. Evet. Yani 99'da da mesela 18-19 yaşında 3 oyuncu, işte Mehmet Okur, İdai Türkoğlu, Kerem Tunçeri hani Fransa'da turnuva oynarken sonrasında biz o geçişe tekrar tecrübeli oyuncuları Orunene ve Arun Erdener gibi ekleyerek bir karışım yaptık. İspanya'da yıllar boyunca böyle yaptı ama sanki 95-96 jenerasyonu şimdi yavaş yavaş tekrar sahneye çıkıyor. Hani o adaptasyonun geç olmasını neye bağlıyorsun? Ligle alakalı mı sence? Oynama süresiyle mi alakalı? Ya tek bir nedene belki yani sığdırmak biraz bilmiyorum ne kadar doğru olur ama evet yani 17-18 yaşında İspanyollar olsun işte daha birçok evet oyuncu sayabiliriz. Kendi takımlarında daha çok süre aldıkları bir gerçek yani 15-20 dakikaları belki de bulan süreler alıyorlar o yaşlarda. Tabii benim açımdan kendime bakacak olursam ben de her zaman kariyerimde yani daha çok süre alabileceğim takımlara gitme eğilimde oldum. İBB'de bir sakatlık vardı sonrasında evet. Sakarya'da. Evet. Selçuk Arnak, Ertuğrul Erdoğan. Evet, evet. Orada gelişim devam etti. Yani her sene üstüme koyarak gitmeye çalıştım ve her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama şu an ben olduğum konumdan mutluyum ve her gün daha iyisini yapmak için çaba sarf ediyorum, çalışıyorum. 6 yaş turnuvalarından bahsetmişken tabii 2015 yazında U20'de Sırbistan'la yaptığımız maç yarı finalde Marko Guduric en değerli oyuncusu seçilmişti turnuvanın. Şimdi aynı takımdasınız. Yani elbette şu anda daha başka hedefler ve başka hani konuşmalar vardır ama hiç belki bir sohbet arasında esnasında konuşmuşluğunuz var mı geçmişteki maçları ya da o karşılaşmayı? Açıkçası ben çok açmadım o konuyu kaybettiğimiz için. Doğru. Yani daha çok işte o takımdan veya işte bizim takımımızdan olan oyuncularla ilgili böyle hani ne kim nerede kim ne yapıyor falan gibi konuşmalar oldu. Üçüncü tamamlamıştık aslında iyi bir turnuvaydı tabii. Bizim için. Ama tabii kaybettiğimiz için pek de girmedim oralara. Seneler önceki bir röportajında kendi jenerasyondan en çok Mario Ezonia'yı beğendiğini söylemiştin. 94 jenerasyonundan da Dario Saric şu an talihsiz bir sakatlık geçirdi. Yani yok Phoenix'te oynamıyor ama hani kariyer eğrilerini Türk sporcularla karşılaştırdığımızda da hani mesela Ezonia da aslında çok büyük beklenti olan bir oyuncuydu. Gerek Barcelona gerek sonrasında NBA kariyeri çok planladığı gibi gitmedi. Hani buradaki bireysel karşılaşmalardan yaptığın çıkarımlar, kendine aldıkların neler? Sonuçta yani hem iki forvet pozisyonunda da kariyerinde oynadın, oynamaya da devam ediyorsun. Şimdi her iki forvet pozisyonunda oynayabilmek sonuçta hani sık gördüğümüz bir durum değil. Çünkü koçun inisiyatifi ve sahaya müdahalesi konusunda aslında elini çok kolaylaştıran bir durum antrenörün. Sen burada hani pozisyonlar arasındaki geçişler de elbette eskisi kadar hani keskin değil. Sonuçta artık 3 numara mı 4 numara mı öyle bir belirginlik yok. Forvet demek belki daha doğru olacak. Sen nasıl hissediyorsun sahada? Yani 3'ten post-up oynamak mı mesela yoksa 4'ten daha çok dışarıda kalıp şutu üretebilmek mi? Topla oynamak mı? O açıdan fikrini öğrenmek isterim. Yani tabii kariyerimde hani her ikisinde oynadığım sezon olmadı açıkçası. Sakarya'da mesela full 3 numara oynamıştım. Karşıyaka'da da aynı şekilde. Tabii ki yer yer 5 dakika, 10 dakika, 4 numaralarda oynadım ama kendimi daha çok rahat hissettiğim pozisyonu pek yani ikisine de adapte olmaya çalışıyorum. Bu sene özellikle işte ligde daha çok 4 numara oynuyorum. Euroleague'de işte biraz daha fazla 3 numarayı düşünüyor hoca. Yani burada da adapte olmaya çabalıyorum. Savunmada, hücumda takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Peki yani hem Fenerbahçe Beko hem milli takım yani Saša Đorđević ve Orunene ikisi de Avrupa basketbolunda kendini kanıtlamış
hem oyuncu olarak hem antrenör olarak figürler. Hani seninle iletişimlerinde hani aktarmak istediğin bir detay var mıdır? Yani belki belirli şeyleri çok ön plana çıkarıyorlardır senden beklentilerini anlatmaları açısından. İstersen onu da biraz konuşalım. Oyunculuktan geldikleri için iletişimleri de gerçekten çok iyi insanlar. Ne istediklerini çok açıkça dile getiren insanlar. Bu bakımdan da zaten onlarla birlikte çalışmaktan ötürü de kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü onlardan bir şey alabileceğimi düşünüyorum. İkisi de guard oynadılar uzun süre basketbol kariyerlerinde. O yüzden tecrübelerini her oyuncuya, bütün takımdaki oyunculara aktarıyorlar ve bu bizim için çok değerli ve şanslıyız bu konuda. 6 yaş kategorilerinde birlikte oynadığın işte Cedi Osman, Berkurlu gibi oyuncularla hani üst yapıda devam edebiliyor olmak nasıl hissettiriyor peki? Yani böyle tabii ki 6 yaş kategorilerinden gelen bir rahatlık ve takım arkadaşlığı var ama bunu en üst seviyede devam ettirebiliyor olmak nasıl bir duygu? Ya aslında çok motive edici bir duygu çünkü yani ben Berk'i mesela 6 yaşımdan beri tanıyorum ve Fenerbahçe altyapısını tamamen beraber geçirdik. Aynı zamanda dışarıda da görüşen iki insanız. Yani Cedi ile de aynı şekilde onun NBA'ye gitmesi hepimizi çok gururlandırdı. Beraber de milli takımda olduğumuz zaman da harika zaman geçiriyoruz. Sadece onlar değil diğer. Şu an biraz da geçiş dönemi olduğu için yani bütün aslında 95-96 jenerasyondan böyle bir 10 kişi falan var. O yüzden çok keyifli yani. Peki geçiş döneminden bahsettin. Yani Belarus ve Büyük Britanya maçları var ama genel olarak belki o geçiş döneminin havasını hani izleyiciye aktarabilmek de iyi olur. Şimdi Britanya büyük turnuvalarda son dönemde, son 10-15 yılda yer alan bir takım. Yani Britanya'ya baktığımızda bir basketbol ülkesi elbette diyemiyoruz ama yetenekli oyunculara sahipler. Belarus rekabetçi maçlar hep oynamıştır elemelerde özellikle. Yani sen hem milli takımdaki havayı aktarmak açısından hem de bu maçların öncesinde belki bir ön bakış atma mahiyetinde neler söylersin? Evet, dediğin gibi iki tane çok önemli bir maça çıkacağız. Ya bu düzeyde bir de her maça full dikkatle çıkmamız gerekiyor. Çünkü daha öncesinde de belki bu kategoride, bu seviyede diyebileceğiniz İsveç'e karşı iki tane deplasman mağlup olmuştuk ve hakikaten yani o sahaya çıktığımızda yani kağıt üzerinde belki kazanabileceğin gibi gözüken maçlar çok zorlu geçiyor. Özellikle deplasmanlarda. Fakat biz maç maç ilerleyip hani bu ilk Belarus maçını çok iyi çalışıp ya çünkü çok da gün sayımız yok. 3 günde hazırlanmamız gerekiyor. Ya bir kere oraya geldiğimizde bütün hani kulüpte olan ilgili durumu geride bırakıp tamamen hani milli takıma odaklanıp o iki maça odaklanırsak eğer 2-2'le çıkacağımıza inanıyorum ben. Peki bir röportajdan alıntı yapacağım. Yani senin röportajından. 8 kardeşi olan annemden dolayı İrlanda'da sayısını bilmediğim kadar kuzenim ve akrabalarım var. Hani yazları fırsat bulup İrlanda'ya gitmekten hoşlanıyorum. Hem akrabalarımı görmek hem de İrlanda'nın yeşilliğini seyretmek için. İstersen hani bir aile bağlarından başlayalım orada. Yani hani İrlanda... Yeşil de giydim. Aynen yeşil. Yeşil de giydin. Yani hani Celtics kısmına da geçeriz ama yani o merak edilen bir durum çünkü hani James ismi bildiğim kadarıyla dedenden geliyor zaten. Evet. Biraz kardeş. 9 kardeş. Yani annem. Kalabalık aileler oluyor genelde. Zaten kuzenlerimin çocukları da genelde hani 4-5 kardeş. O yüzden gittiğim zaman da çok hoş karşılanıyorum orada. Ve kendimi çok rahat hissediyorum. Kafamı dinleyebileceğim bir yer oluyor. Doğası da çok güzel. Yani biraz Karadeniz'e benziyor. Ne, güzel yani. Ne sıklıkla gidiyorsun peki? Ya en son açıkçası 2017'de gittim. Biraz yaz dönemim çok yoğun geçtiği için. Bir de pandemi girdi zaten sonrasında. Şeyden sonra peki yani basketbol kariyerinden sonra düşünür müsün orada yaşamayı ya da Türkiye dışında bir yer aklında var mı? Yani pek açıkçası İrlanda'ya gidince hani bir haftadan sonra insan... Yok tahmin ettim aynı. Peki Celtics bağlantısını da hani sormak isterim. Biraz İrlanda'dan geliyor zannediyorum. Takip ediyor musun Boston'ı? Hem Boston'ı geçmiş senelerde.
Ya tabii zaten çocukluğumdan beri hep NBA'yi takip eden bir insanım. Orayı da sempati duymamın sebebi dediğin gibi hani İrlandalıların kurmuş olması, Boston Celtics'i. Taraftarı olduğum da bir takım. Zor günler Boston için ama şu anda evet. Toparlarlar onları. Toparlar. Büyük camia. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Metecan, iyi şanslar diliyoruz gelecek maçlar için de milli takımımıza ve sana. Bizi izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Gelecek programlarda yine Puma'nın desteğiyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.